Selamlar, ben Mahmut Tanrıverdi. Bu video ile birlikte Instagram üstünden para kazanabileceğin 5 farklı yöntemi göstereceğim sana. Bu 5 farklı yöntemi bazılarını zamanında ben denedim, bazılarını ise kullanmaya devam ediyorum. Bu yöntemler sayesinde aylık 5000 ile 10.000 TL arasında para kazanabileceksin. Her şeyden önce ben ünlü bir Instagram fenomeni değilim. Ama takipçim yükselsin istiyorsan aşağı bırakacağım linkten Instagram hesabımı takip edebilirsin. Ben de seni takip ederim, böylece takipleşiriz. Ama Instagram fenomeni değilim. Zaten olmaya da ihtiyacımız yok. Muhtemelen sen de değilsindir. O yüzden endişe etme. Instagram üstünde fenomen olmamıza ya da ünlü firmalarla işbirliği yapmak için kendimizi yırtmamıza gerek yok. Bu videoda bunlara hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu arada eğer benim kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız karşınızda Mahmut Tanrı verdi. Sizin için Instagram ile ilgili, Kıbrıs'la ilgili ya da bu tür videolar çekmeye çalışıyorum. Daha doğrusu ne yapıyorum biliyor musun? Bu yatağa yattığımda, yatağa uzandığımda, elime telefon aldığımda hangi tür videolar izlemek istiyorsam onu çekiyorum. Aslında kendi izleyeceğim videolar çekiyorum ve bu yüzden bence güzel videolarda oluyor. Eğer Beğendiysen videolarımı kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin ve daha sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsin. İlk olarak bu yöntemler arasındaki en kolayla başlayalım ki çok daha rahat olsun işimiz. Deneyim de gerektirmiyor bu yöntem. O yüzden en başa bu yöntemi koydum. Son yönteme kadar izleyin bu videoyu mutlaka atlamadan izleyin. Gerçekten size göre çok güzel para kazanabileceğiniz yöntemleri sıraladım. Yöntem 1. Paylaşım yaparak para kazanmak. Instagram'da bir hayran hesabı oluştur ve bu hayran hesabını 10.000 takipçiye kadar yükselt. 10.000 takipçiye yükseldikten sonra ise firmalarla işbirliği yaparak daha doğrusu firmalar sana DM'den mesaj açacak zaten. Benim bir kampanya var onu paylaşır mısın falan diye. Onlarla bu şekilde işbirliği yaparak paylaşım yapıyorsun. Hikaye atıyorsun. Gönderi paylaşıyorsun. Bu şekilde para kazanıyorsun. Bu yöntemde kilit nokta takipçi sayınız. 10.000 takipçi için aşağı yukarı alabileceğiniz tutar 300-400 TL gönderi başına. Ama diyelim Elidor sana mesaj attı dedi ki benim bir saç şampuan e, reklamım olacak, kampanyam olacak. Onu gönderi olarak paylaşır mısın dedi. Tabii ki de böyle 300-400 TL ile uğraşmıyorsun. 3000-4000 TL alabilirsin. Ama 10.000 takipçi için genellikle alabileceğin gönderi başına tuta 300-400 TL'dir. Peki tamam da diyeceksin ki şimdi 10.000 takipçiye nasıl çıkartacağım bu sayfaları? Çünkü o kadar kolay olsaydı herkes çıkartırdı. Ama şunu söyleyeyim sana kişisel hesabı 10 e çıkartmak çok zordur. Ama bir hayran hesabını 10 e çıkartmak çok kolay. Örneğin bir spor dalıyla ilgileniyorsan futbolla ilgili Fenerbahçe ya da Galatasaray isimli bir tane sayfa oluşturursun ve onu yükseltebilirsin. Ya da Teoman hayranları şeklinde bir sayfa oluşturabilirsin. Ya da BMW severler sayfası gibi bir sayfa oluşturabilirsin. Bu şekilde o kitleye hitap eden içerikler paylaşarak o kitleyi çalabilirsin aslında. Unutma hazır bir kitle elimde duruyor. Bu kitle yüz binlerce insana sahip bir kitle. Eğer bu kitleye yönelik bir içerik üretmeye karar verirsem ve bu şekilde sayfa oluşturursam 10 bin takipçi kazanmak benim için çocuk oyuncağı olur. Ama tabi bu videoda Instagram takipçi nasıl yükseltilir falan diye detaylara girmeyeceğim. Ama girmemi istiyorsan öyle bir video çekmemi istiyorsan aşağı yorum atabilirsin. Bu videoyu beğenebilirsin ben anlarım. Bu işe ilk girdiğinde hiç müşteri bulamayacaksın. Diyeceksin ki ben bu iş için yaratılmış kişi değilim. Beceremeyeceğim. Ve muhtemelen bu iki oda sahtekarlık, yalan dolan ve bu işi hiçbir zaman başaramayacağız, hiçbir zaman para kazanamayacağız. Ama unutma istikrar önemli bu konuda. 10.000 takipçiye çıksan bile en az 3-4 ay boyunca stabil olarak Gönderip paylaşman gerekiyor. Asla pes etme. Gerçekten sev sayfanı. Yaptığın iş ise o sayfayı gerçekten güzel bir hale getir, profesyonel hale getir. Bu şekilde emin ol. Ya yani firmalar sana senden önce yazacaklar, açacaklar paylaş diye yalvaracaklar belki. Yani sadece sakin olman ve çizgini bozmadan ilerlemen gerekiyor. Sadece sakin ol ve 3-4 ay bekle. Ondan sonra faydalarını göreceksin. Her neyse belki bu video ile ilgili detaylı video hazırlarım. O yüzden fazla üstüne değinmeyeceğim. Kısacası kazanabileceğiniz ilk ve en kolay yöntem bu. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Instagram üstünden para kazanabileceğimiz ikinci yöntemse hesap ticareti yaparak para kazanmak. Bak bu yöntem biraz etik dışı gibi gözükebilir. Kabul ediyorum o yüzden aşağı yorumlar yapma. Sahte karsın, dolandırıcısın falan diye. Sen de yapacaksın bu işi ve muhtemelen çok güzel paralar kazanacaksın. Amacımız dolandırıcılık değil. Hesap ticareti yapmak. Olay şu. Instagram'da yüksek takipçili sayfaları ucuza alıyoruz. Çünkü Türkiye'de insanlar hesapların değerlerini bilmiyor. Ucuza aldığımız hesapları da pahalıya satıyoruz. Mesela 500 liraya aldıysak 3000 liraya satıyoruz gibi. Yakın bir zamanda arkadaşım böyle bir şey yaptı. 500 bin takipçili bir sayfayla anlaştı ve 3500 TL'ye satın aldı o sayfayı. Daha sonra bir ay sadece o sayfanın üstüne çalışarak o sayfayı daha profesyonel hale getirerek 35.000 TL'ye sattı bir firmaya. Yani sadece bir ayda 30 bin TL'nin üstüne gelir elde etti. Nasıl yaptı bunu? doğru bir şekilde Instagram hesap ticareti yaparak. Eğer bu işte yenisen fazla sermayeler koyma ortaya ama bir sermaye gerekiyor bu iş için. 300-400 TL bir sermaye koy. Daha mesela 100.000 takipçili hesaplar almaya çalış 300-400 TL'ye ki emin ol atlayan olacaktır. Çünkü nakit olarak 300-400 TL veriyorsun adama niye kabul etmesin ki? Yapacağın şey bu aslında. O takipçili sayfaları alıp Firmalara satmak ama dediğim gibi bu işle yeniysen risk her zaman vardır çünkü hangi sayfanın satılıp hangi sayfanın satılmayacağını bilmiyorsun ve alacağın sayfa elinde patlayabilir kimseye satamayabilirsin böyle de bir risk var ama bunun için zaman gerekiyor zamanla öğreneceksin her şeyi hatta öyle bir hale geleceksin ki bir ay içinde satılmayacak sayfalar almayacaksın bile ama bunun için biraz yıpratman gerekiyor yani biraz sermaye tüketmen gerekiyor o yüzden düşük sermayeli işlerle başla. Ondan sonra da kendi geliştirecekçe sermayeni yükseltesin. 1000-2000 liraya çıkartırsın. Bir de dünyanın gerçek yüzü var. Bu konuda çok fazla dolandırıcı var ve dolandırıcıların gözünde de sen varsın. Özellikle hesap ticareti konusunda çok fazla dolandırıcılık örneğiyle karşılaştım. Eğer o yüzden yüz yüze tanımadığın insanlar iş yapacaksan bir aracı firma kullanın. Ve aracı firma dahi olsa yüz yüze iş yapmanı çok daha tavsiye ederim. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Çok yüksek sermaye koyuyorsan ortaya zararın çok büyük olabilir. Ama güçlü firmalarla çalışıyorsan böyle bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Özellikle hesap alırken adama parayı yollarsın o adam sana paranın karşılığında hesabı vermez. Böyle bir şey durumunda yapabileceğin herhangi bir şey de olmaz. O yüzden bir aracı firma kullanmanı öneririm eğer tanımadığın insanlarla iş yapıyorsan. Yöntem 3 birazcık daha basit, sermaye gerekmeyen bir iş. Bir tema hesabı oluşturup onu geliştirip bir şekilde satışını yapmak. Öncelikle dediğim gibi az önce verdiğim örnekteki gibi bir hayran hesabı oluşturuyorsun. Oluşturduğun hayran hesabı spor dalıyla ilgili olabilir, arabalarla ilgili olabilir, sanatçılarla ilgili olabilir. O kitleye yönelik bir sayfa oluşturuyorsun. Daha sonra o kişiyi, o araba markasını takip edenleri takip ederek geri takipçi kazanıyorsun. Bu şekilde yaklaşık 100.000 takipçiye çıkmak çok çok zor bir şey değil. Birkaç ay içinde gerçekleşir ardından sahip olduğu sayfaya örneğin ben arabalarla ilgili bir sayfa oluşturduysam onu bir otogaleriye satabilirim çok yüksek miktarlarda. Bu yöntemle yaklaşık 10.000 takipçi için bir 4.000-5.000 TL civarında düşünüyorum satışını. Eğer 100.000 takipçiye sahip bir sayfayı geliştirebilmişseniz onu da yaklaşık bir 10.000-20.000 TL falan rahatlıkla satabilirsiniz firmalara. Bu arada hiçbir YouTube kanalında göremeyeceğiniz bir kıyak yapacağım size. Aşağı İstediğiniz gibi kullanıcı adınızı yazabilirsiniz Instagram'da. Aşağı Instagram kullanıcı adı yazanlar birbirlerini takip etsinler. Geri takip yapsınlar. Bak unutma eğer aşağı yorum attıysan kullanıcı adını seni takip edenleri geri takip et tamam mı? Ben de aşağı yorum atanları takip edeceğim. Takipçiniz yükselsin istiyorum. Eğer bu işi yapacaksanız yüksek takipçi çok önemli. Bu yüzden mesela aşağı bazen binlerce yorum geliyor. Düşünsene bin kişi seni takip ediyor. Ya bu yüzden geri takip önemli. Aşağı kullanıcı adlarınızı bırakın ve hatta notunuzda yanına düşebilirsiniz. Bu şekilde takipçinizi yükseltmenize izin vereceğim, yardımcı olacağım bizzat. Instagram para kazanma dördüncü yöntemi ise Instagram müşteri yönetimi yapmak. Instagram'daki firmalar ne yazık ki özellikle Türkiye'de bu işi beceremiyorlar. Ya çok güçlü firmalar görüyorum, çok zengin firmalar görüyorum. Instagram yönetimini beceremiyor adam ya. Türkiye'de o kadar önemsenmiyor ki internet, YouTube, Instagram. Adamlar bu konuda kafa yormuyorlar. Tutuyorlar amcaların oğullarını koyuyorlar başlarına. İş bilmeyen adam koydukları için bir kuruşluk kazanç sağlayamıyorlar. Olay şu Instagram'da çok sağlam bir reklam ağı dönüyor. Tamam Ben oturup televizyon izlemiyorum kolaylıkla. Televizyondaki reklamlara bakmıyorum. Ama Instagram'daki reklamlar beni ilgi çekici geliyor bana. Çünkü biz genciz ve yeni kitle artık bu yönde. Artık geleneksel televizyonculuk falan çökmüş durumda. Instagram'dan yürüyor tüm işler. Ve bunun farkında olan ama kendini geliştiremeyen, bu işi beceremeyen firmalara mesai atıyoruz. Abi ne yapıyorsun sen ya diyoruz. Beceremiyorsun bu işi. Ver bana bu işi diyoruz. Ve inanın firmalar buna atlıyor. Ay, yaklaşık aylık 750-800 TL'ye anlaşabilirsiniz firmalarla bunun için. Yapacağınız şey sosyal medya yöneticiliği değil. Yani tutup adamın için... Gönderiler paylaşmayacaksınız. Metinler hazırlanmayacaksınız. Gönder hazırlamayacaksınız. Adama ne yapacağını söyleyeceksiniz aslında. Bu müşteri yönetimi şöyle bir şey. Instagram reklamlarıyla özellikle çok haşır neşir olacaksınız. Bolca adama reklam çıkarttıracaksınız. Reklamlarla yeni takipçiler, yeni müşteriler, yeni takipçiler, yeni aboneler kazandıracaksınız. Unutmayın bunu yapacak olan sizsiniz. Üstelik bu iş için çok fazla müşteriyle muhatap olmanıza da ihtiyaç yok. Yaklaşık 12 tane müşteri sahibi olsanız 750'şer TL'ye anlaşsanız aylık 9000 TL yapıyor. Yani 9000 TL insanlara akıl vererek para kazanabiliyorsunuz. Tekrar ediyorum sizin işiniz sosyal medya yöneticiliği değil adamın yerine tutup da gönderip paylaşmayın. Adamın Instagram hesabında takılmayın. Bu sizin işiniz değil. Sosyal medya yöneticiliğinin zaten maaşı 4000 TL. Hani tutup siz buna bedavaya yapmayın. Eğer yapacaksanız 4500 TL anlaşırsınız. O ayrı bir şey. Ama adam diyorsa ben sana 750 TL veririm. O zaman yapacağın iş sosyal medya yöneticiliği değil. Sadece akıl vermek olacak. Eğer yaptığın iş gerçekten iyiyse, yani bu işte becerin varsa zaten müşteriler kendi kendine gelecek. Mesela ben Mahmut Han'a verdim. Seninle anlaştım dedim. Sen benim müşteri yönetimimi yapacaksın. Anlaştık. Çok güzel işler başardın. Senin sayende çok güzel paralar kazandım. Yanındaki arkadaşıma diyorum ki bak Ahmet bu Mehmet. Bu Mehmet sayesinde çok güzel paralar kazandım ben. Sen de bence anlaş. Sen de iş yap bununla. İnanın böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Bir ayda mesela çok güzel iş çıkarttıktan sonra ikinci, üçüncü ayda müşteri sayım ona 20'ye yükselebiliyor. Ya bu işi gerçekten düzenli olarak yapmayı düşünüyorsanız İnanın iyi iş yaparsanız, kaliteli iş çıkartırsanız çok güzel paralar kazanırsınız. Çok daha yeni müşteriler bulursunuz. Eğer bu işte yenikseniz kime yapacaksınız bunu? İşte böyle bir sorun var. Benim size önerim bir YouTube kanalı açın ve orada yeteneklerinizi, deneyimlerinizi paylaşın. İnsanlar YouTube'daki insanlara güvenir çünkü. Mesela ben senin karşına geçtim. Odamdayım. Oldukça güvenilir bir ortamda, güvenilir bir kişi olarak karşındayım ve konuşuyorum. Sen beni görüyorsun. Şu an göz göze bakıyoruz. Bu yüzden sen bana güvenebilirsin. Takipçim de fazla, abonem de fazla. Yani ben adımı kirletmem böyle bir şey için. Dolandırıcılıkla ya da beceriksizlikle. Bu yüzden sen de böyle bir YouTube kanalı açarak insanlar kendini gösterebilirsin. Bu şekilde benim yeteneklerim bunlar. Ben böyle böyle danışmanlık hizmeti veriyorum. Daha doğrusu müşteri yönetimi yapıyorum. Benle konuşmak isterseniz, benle anlaşmak isterseniz belli bir meblağ karşılığında saatlik x bir rakam karşılığında Skype görüşmesi ayarlayabiliriz. Karşılıklı bu işin nasıl olacağını, nasıl yürüyeceğini anlaşabiliriz vesaire diyebilirsiniz. Eğer bu işi yapacaksanız tutup mesajlaşmayın. Telefonla da konuşmayın. Bence Skype görüşmesi yapın. Skype görüşmeleri en profesyonel görüşmeler çünkü. Görüntülü olarak görüşürseniz bir de insanlara güven verirsiniz. Ve tam olarak karşıdaki ne hissettiğini görebilirsiniz o anda. O yüzden yakalayabilirsiniz ve çok daha elinizde tutabileceğiniz müşteri kitlesine sahip olursunuz. Beşinci yöntem. Instagram'da danışmanlık yapmak. Ben bir YouTuber'da gördüm bunu. Baktım adam çok güzel paralar kazanıyor ama YouTube'dan da değil. Hani bayağı bir kazanıyor. Ne iş yaptığını araştırdım. adam Instagram danışmanlığı yapıyormuş biliyor musun? Yani senin benim gibi ya da ne yüksek firmalara mail atıyor. Diyor ki ben danışmanlığınızı yapabilirim isterseniz. Benim adım soyadım bu. Şimdi söylemeyeceğim o kişiyi. Sonra onlar da anlaşıyor. Belli bir miktar karşılığında onlara danışmanlık yapıyor. Yaptığı iş şu. Alıyor telefonu eline. Instagram'da geziyor. O firmanın Instagram sayfasına bakıyor. Eksik yanlar not alıyor. Sonra Skype görüşmesi ayarlıyor. Skype görüşmesinde göz göze bakarak karşılıklı bir şekilde konuşuyorlar. Bak diyor X firması senin şu şu eksiklerin var bunları tamamlaman gerekiyor. Müşterilere hitap edebilmen için şu şekilde gönderiler paylaşman gerekiyor. Tayyipçini yükseltmen için şunları yapman, reklam çıkman gerekiyor diyor. Yani adama akıl hocalığı yapıyor, danışmanlık yapıyor. Aylık kazandığı çok yüksek miktarlar para. Mesela firmalarla anlaştığında 3 biner TL'ye anlaştığını söyledi. Yani 3 müşteri bulsanız sadece bu işi yapabileceğiniz 9 milyar gelir elde edebilirsiniz bu işten. Ha nedir? Eğer bunu yapacaksan birazcık deneyimin olması gerekiyor. Deneyimin yoksa bu işte becerin yoksa bu işe girme. Kendi adında karalama. Deneyim kazanman için bu işte en azından bir yıl, iki yıl Instagram üstünde bu işleri yapabiliyor olman lazım senin. Danışmanlık vermek öyle kolay bir iş değil. Zaten etrafta dolaşıyorlar ya kişisel gelişim uzmanları. Onun gibi bir şey değil bu. Onlar zaten ne yaptığını neyse o konuya hiç girmeyeceğim. Ama bu işte birazcık deneyimin olması gerekiyor. Yaklaşık bir önceki 4 adımda kendini geliştirerek 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl sonra bu işe başlayabilirsin. Bu videodan sonra karşınıza 2 tane video çıkacak. Bunlar ben seçtim, sizin için seçtim, izlemeniz için seçtim. Bu videodan sonra o videolarda mutlaka göz atın. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlarınızı da bırakın ki sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi görebileyim. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Bu videoyu izleyenler ne düşünüyor videom hakkında? Eksik yanlarım neler? Güzel yanlarım neler? Bahsetmeniz çok hoşuma gidiyor benim. Aynı zamanda kanalıma da abone olarak beni mutlu edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir gün geçirin olur mu? Çok da zengin olun benim sayende umarım. Hoşçakalın. Bay bay.